16 Eylül, 22 Eylül haftalık burcumuza hoş geldiniz diyorum. Koç burçlarını 16 Eylül'de neler bekliyor diyorsanız, biraz bir paniklediğiniz bir hafta evresine giriş yapacağız. Çünkü çok biriken yükler ve yapılan anlaşmalar size biraz yorucu bir tempoya geçiş sağladı. O yüzden biraz dengenizde böyle dinlenme ruhu içerisinde olabilirsiniz. Biraz da duygusallık ön planda olabilir. Biraz alınganlık dediğimiz. Çünkü koçlarda radikal tavırların içerisinde duygusal evreleri iş hayatına yansıyabilir. O yüzden işinizde çok başarılısınız. Daha büyük projeler oluşumu gerçekleşecek ama duygusallığa yer vermemeniz gerekiyor. Yani duygusallık derken aşk değil. Çevrenizdeki insanlara duygusal tavırlar sergilemezseniz daha büyük bir başarı sağlayacağınızı söyleyebilirim. Hatta beklediğiniz güzel bir evrak oluşum, imzalamasını istediğiniz şey de 21 Eylül itibariyle ya da 20 Eylül itibariyle imzalanmış olacak. Çok da sevineceksiniz. Özel hayatınızla ilgili de son zamanlarda güzel giden bir ilişki, evlilik kararı içerisinde gündeme gelecek. Ama eğer evliyseniz hanemizde yeni bir ev oluşumu ve bu oluşumla birlikte evdeki tüm eşyaları değiştirme kararı içerisindeyiz. Ama evli olmayan koç ve ilişkisi olmayan koçlara da sürpriz bir haftanın gelişimi, duygusal ilişkinizde güzel değişimler olacak. Belki sizin bu aralar tırnak batıklarınız gündemde olabilir. Yani diş etinizde bir sıkıntı gündeme gelebilir. Uzun süredir de ailenizle vakit geçiremiyordunuz. Bence bunun tadını çıkartın koçlar. Hafta sonu ailenizle güzel bir süreç yapacağız. Evet, yeğenim dedi ki niye tarotlarını da yapmıyorsun teyze? Evet, koç burçlarını şöyle söylüyorum. Bu benim kendi tasarladığım kartlarım. Koç burcu şuradaki işaret, unutmayın. Koç burcuna 3 kart seçiyorum ve 3 kart içerisinde bu hafta 16 ve 22 Eylül'de neler olacak diyorsanız hemen kartları da çekeceğim. Evet, koç burcunun çevresindeki insanların şöyle yapayım. Koç burcunun çevresindeki insanlara biraz daha dikkat edip güvenle alakalı noktada zarar gelebilir. Bunu ihmal etmeyeceksiniz. Biraz şüpheci bir tavrınız var ve her şeyi böyle kontrol etmek ve dengeyi kurmak istiyorsunuz. Biraz bunu biraz askıda bırakmanız gerekiyor. Duygusal hayatınızda da ve evlilik ve çocuk muradı ya da çocuğunuzla ilgili gelecek korkunuz varsa büyük sevinç artı der ki koç burçlarına hayatta ne yapmak istiyorsanız markalaşmak, hedeflemek ve yeniden doğmayı temsil edeceksiniz. Bence güzel bir hafta, keyfini çıkartın diyorum. Evet, boğa burçları neler bekliyor diyorsanız, boğalar 16 Eylül'de inanılmaz derecede çarpıcı anlaşmaları imza atacaklar. Ama imzadan önce çok detaycı olduğunuz için, her şey böyle detay detay ve kendinizi güvende hissetmek istediğiniz için biraz kararsız kalacaksınız. Doğru bir anlaşma ya da doğru bir işe giriyorsunuz, bence değerlendirin. Bu sizin için gayet hayırlı ve güzel olacak. Korkma boğalar, çünkü siz ne kadar rahatlık sevseniz de o kadar parayla alakalı çok sınandınız. Ve bu sınanma evreniz 22 Eylül itibariyle değişecek. Sadece belki yapmanız gereken tek şey bir adım atmak. Yani biraz daha hareketlerinizi hızlandırmanız gerekiyor. Ve artık o yıktığınız ve önünüzdeki taşları biraz iterseniz daha başarılı ve daha güzel olacaksınız. Ama çok kararsızsınız. Bence karar haftanıza gireceksiniz. Olmakla, yapmak istediğimiz işimizle ilgili çok güzel bir süreç yaşanacak ve bu süreç size çok büyük bir mutluluk verecek diyorum. Ama boğaların özellikle özel hayatlarıyla ilgili biraz ilişkilerinde gereksiz çatışmalar yaşıyorlar. Bence bunu da biraz alttan almanız gerekiyor. Doğru insanla birliktesiniz ama ilişkisi olmayan boğa burçları bence biraz daha doğru lezzetteki insan arıyor. Doğru lezzetteki insanınız bu haftadan sonra hayatınıza giriş yapacak. Kulak enfeksiyonlarınız ya da alerjik durumunuz gündemde olabilir. Sağlığınızı bu konuda ihmal etmeyin. Bir de uzun süredir ailenizle geçirmek istediğiniz ama bu anne baba değil de kardeşler, kuzenler, dayılarla geçirmek istediğiniz bir hafta sonu planınız var. Ve bu planınızı doğru dengelerseniz çok keyifli bir hafta olacak. Ve bu size çok iyi bir kazansa. Bir de çocuğunuzla ilgili korkularınız var. Gerek yok, çocuklarınız gayet gelecek hayatıyla ilgili güzel bir nokta sağlayacak. Evet, yeğenim boğa burcu kartını veriyor. Boğa kartımızı gösteriyorum sizin için. Tasarladım. Özellikle bu sadece Türkiye'deki Türk insanlarına göre tasarladığım kartlardır. Boğa burcuna 3 kart çekiyorum. Kendi tasarladığım ve yaptığım. Bu hayatınızda ne değişecek?
Evet, büyümek ve hayatınızdaki yenilikleri en iyi şekilde yapmak istiyorsunuz. Yani bu der ki 5 taç bu hafta sizin için güzellikler, anlaşmalı süreçler ve verimlilikler olacak ama birazcık daha uykuya vakit ayırdığınızı gösteriyor. Biraz uykuyu geride bırakın. Peki daha çok evet kendi oluşumunuzla ilgili yeni imzalar, kutlayacağınız yeni noktalar ve bunun zaferini sağlayacaksınız. Peki aşkta neler bekliyor? Bir aşk kartınızı da çekelim. Geçmişi bırakıp yeniliğe, yeni başlangıçlara, çünkü geçmiş takıntınız var. Bunu eğer bu hafta atarsanız çok güzel bir başlangıç. Çünkü geçmişte yaşadığınız ilişki sizi çok öldürmüş ve bu ölüm yüzünden kendinizi yorgun ve yalnız hissediyorsunuz. Bence artık bunu da kenarda bırakın. Yeni bir başlangıç size çok iyi gelecek bu aralar. Koktuğunuz gibi değil, güzel başlangıçlar olacak. İkizler Burcu'nun neler bekliyor diyorsanız 16 Eylül'de. İkizlerin belki bu ara yurt dışı ile ilgili bekledikleri yazılarla ilgili biraz ertelenme ya da bulundukları işinizle alakalı yaşadığınız evrede biraz ertelenme haftası ama korkmayın, doğru bir kapıda ve daha güzel süreçler yaşayacaksınız ama kendine iş kurmak isteyen ikizler Ekim ayını beklerse hem maddi hem de manevi olarak çok daha güzel süreçler sağlayacaksınız. Bir de çok konuşkan bir döneme girdiniz, hiç susmuyorsunuz. Biraz sakinleşmeye ihtiyacınız var ikizler. Çünkü kafayla ağız aynı anda hareket ettiği için dengelerinizi yıpratıyorsunuz. Bu da sizin kendi kariyerinize ve insanların biraz daha dikkatini gereksizce çektiği gözüküyor. Büyük bir yükseliş var. Bu yükselişle birlikte oluşumlu süreçler ama arabanızla ilgili yaşadığınız bir gerginlik olabilir. Bu gerginlik geride kalacak. Değiştirmek istiyorsanız ya da şirketin değiştirmesini istediğiniz bir araç varsa bu sizin için gayet kapınızda ve iyi olacağını söyleyebilirim. Çocuk isteyen bazı ikizler burcumuz var. Evet, çocuk sevinci olacak ama bazı ikizlerde de boşanma kararları var. Bu boşanma kararları mal anlaşmalarıyla alakalı zorluk dönemi yaşıyor olabilirsiniz. Ama şöyle söyleyeceğim, doğru ve adaletli yaparsanız her iki tarafta çok mutlu olacak ve gerginlikler geride kalacak diyorum. Sizin de erkek kardeşinizle uzun süredir bazı mal sorunlarınız olabilir ve çözemediğimiz dengelerde büyük bir çözüm ve herkes hak ettiği noktanın başarısını sağlayacak. Sizde de göz alerjiniz ya da göz kaşıntınız ya da kirpik dökümü, saç dökümü, belki bu aralar sinirsel saç dökümleri ya da mevsimsel saç dökümleri olabilir ve alerji size biraz sıkıntı yaratıyor olabilir. Dikkat edin diyorum. Evet, kartınız. Tarot kartı İkizler Burcu'nda neler bekliyor diyorsanız, evet, bu bizim çizdiğimiz İkizler Burcu'nun kartı. Size de 3 kart çekiyorum. Evet, çok zorlanıyorum çünkü ilk kez yeğenimin zoruyla yapıyorum. Çünkü ben böyle bir şey düşünmüyordum asla. Evet, uçmak ve seyahat etmek ve yurt dışı ile ilgili planlarınız var ve gitmek istediğiniz yolculuklar var ve özellikle Türkiye'de görmediğim bir nokta var diyorsunuz ve bunun tadını çıkartacaksınız. Ekim ve Eylül sizin biraz daha dünya ve gezmek anlamında daha ön planda olacağınız bir nokta. Sizin de ailenizde yasal süreçler, yani mahkemesel problemleriniz olabilir. Bununla ilgili biraz daha vakte ihtiyacı var. Der ki buradaki demirler, sizin sıkışmış olduğunuz aileniz özgürlüğüne kavuşacak ama doğru hakim, doğru savcı ya da doğru avukata ihtiyacınız var der. Ama sonunda gerçekten özgürlük sürecimiz var. Özel hayat konusunda da gözleri güzel adam ya da gözleri çok önemli bir kişiyle aşk yaşadınız ve bununla hayatınızı birleştirmek istiyorsunuz ama kutsallık, der ki kökünde yabancılık olabilir ya da ırk mezhep farkı olabilir. Biraz aileler bu konuda gereksiz atışmalara girebilir ama korkmayın, doğru yörüngede doğru başlangıçlar ve doğru evlilik hayatı ya da doğru ilişki adım atacaksınız. Bu da size hayat boyu güzel gözlerle bakmayı öğretecek diyorum. Evet, Yengeç Burcumuzu neler bekliyor? Yengeçler 16 Eylül'de neler bekliyor derseniz, yengeçlerin hem biliyorsunuz ki duygusallıkların tavanın tavanı yaptığı, en ufacık şeyde kafayı, kariyer hayatım ne olacak, ben nasıl bir kariyere geçiş sağlayacağım ve işimi doğru noktada yapabilecek miyim diyen yengeçlerin bu hafta kendilerini kariyerle ilgili, gelecekle ilgili kaygılı duygusal sorgulama dönemine girecek. Bence yöneticileriniz ya da bulunduğunuz ya da devletteyseniz de gayet başarılı bir hafta.
kaygı duyduğunuz değil, alkış alacağınız haftaya giriş yapacaksınız. Bence hiç üzülmeyin. Bir de yüksek lisansla ilgili yapmak istediğiniz bir eğitiminiz olabilir, yabancı dil eğitimi. Bunu da tamamlayacaksınız. Ama sizde en önemli şey bence bu ara anne babayla güzel bir kahvaltı ya da yemek ya da onlara sürpriz yapmak istiyorsunuz. Tam zamanı ve doğru bir süreçtesiniz. Çünkü sizin ailenizin de size hediye etmek istediği ya da almak istediği bir anahtar var. Bununla ilgili masaya oturacaksınız. Eğer evliyseniz evliliğinizle alakalı yatak odanız ya da mutfağınızda değişimler kararsınız. Geç kaldınız yengeçler. Yani Ekim ayına geldik. Neredeyse siz hala orayı değiştirin. Bence geç kaldınız, seneye yapın istiyorum. Belki de bir ortaklı bir aileden olan, özellikle hanım soyundan olan bazı miraslar gündeme gelecek. Sizde de sağlık olarak mide kasılmaları ya da rejime taktığınız kafayı, midenizi küçültmeye karar verdiğiniz, kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Şimdiden hayırlı zayıflamalar, güzellikler olacak. Belki sizin de üniversite ya da lise devrenizdeki arkadaşlarla güzel bir hafta sonu yemek ya da birlikte seyahate gitmek gibi fikriniz var. Bunu da gerçekleştireceksiniz. Gayet mutlu. Bir de bu aralar dağınıksınız. Dağınıklığının sebebi küpenizi kaybedebilirsiniz. Saatinizi, gömleğinizi, odanızı dağıtabilirsiniz. Dağınık haftanızdan geri durun diyorum. Evet, Yengeç Burcu'nun tarot şeklini gösteriyorum size. Bu der ki başlamak. Ben başlayacağım. Hayatımdaki her şeye başlayacağım demektir Yengeç Burcu'nun size sunduğu başlamak. Çünkü ellerinizi açtınız ve diyorsunuz ki ben başlayacağım. Evet, neye başlıyorsunuz? İlk önce ona bakalım. Mesajlar, beklediğiniz mesajlar, almak istediğiniz haberler ve kutlamalarınız var. İlk önce bunun başlangıcını yaşayacaksınız bu hafta ve çok da sevineceğinizi düşünüyorum. Ve de bu devlet kariyerinizle alakalı oluşturmak istediğiniz sınavınız olabilir ya da geçmek istediğiniz bir nokta olabilir. Bunun sevinci sizin hayatınızda inanılmaz güzel var. Ne olacak derseniz güneş der ki Rabbim ben unutmadım yengeç seni. Dünyanın en güzel açılımını sana veriyorum ve güneşin ve ışığın ve gücün enerjisini alırsan çok daha güzel bir haftanın tadını çıkartacaksın. Peki aşk, bilgelik, biraz ukalalığınızı geri çıkartın. Duygusal travmalarınızı geri çıkartırsanız belki bu yaşadığınız bilgelik, ilişkiler konusundaki ukalalık geride kalıp doğru ilişkinin doğru tadını, bu evliliğiniz için, ilişkiniz için geçerli bir şey, doğru tadımını yapacaksınız. Unutmayın diyorum. 16 Eylül, aslan burçları neler bekliyor diyorsanız, aslanların aslında çok yoğun parasal sıkıntıları var ve bir sürü işler ellerinde patladı ve parasal dengeyi oturtamıyorlar ve çok sıkıştılar ama yeni alternatif iş bekliyorsunuz. Evet, bu hafta biraz daha sınav haftanız olabilir. Biraz daha yorulacaksınız ama ondan sonra verimlilik ve güzel söz. Çünkü geçtiğimiz haftalarda çok güzel bir başarı sağladık ama paraya dönüştüremediğimiz için acayip sinirliyiz. Bir de geçmiş özleminiz var aslanlar. Anne, baba, kardeş, aile ve bağlarınızla ilgili işe çok fazla adapte olduğunuz için biraz bağlarınızı koparttınız. Ya da kalben bir mezarınız varsa gidip ziyaret edin. Kalbinizdeki duygunuzu yansıtmaya ihtiyacınız var. Evet, kariyerde, parasal evrelerde ve kredi kartlarımız ve ödemelerle ilgili biraz zorlanacağımız bir hafta ama ben size inanıyorum. Çünkü güçlü bir karaktersiniz ve sağlamlıkları oluşturmaya çalışıyorsunuz. Bunu başaracaksınız. İlişkiler konusunda da yaşadığınız maddi sıkıntı biraz sizi depresyona itti. O yüzden biraz ilişkiyi böyle rolantide ve yalnızlık ruhuna geçiş yaptınız. Yalnızlıkla da çok bunalan aslanlara diyorum ki evet aşk var ve evlilik yapacaksınız bazı aslanlar. Ruh ikizinizi bulacaksınız. Belki de sizin bu hafta çocuklarınız ya da büyüklerinizle ilgili sınav haftanız olacak. Bunu doğru değerlendirirseniz çok daha güzel aydınlanmalara kavuşacaksınız. Aslanların belki en büyük sorunu boyun ve bel ve ayaklardaki kaşıntılar olabilir bu hafta. Bu konuda sağlığımıza dikkat edeceğiz. Bir de kalp ritminizle ilgili sıkıntılarımız olabilir. Bir de almak istediğimiz bir araç yeniliği diyoruz ama toprak yeniliği de olabilir. Bu hafta bunun da imzası atılacak. Gayet güzel bir süreç sağlayacaksınız. Şimdiden aracınız ya da toprağınız hayırlı olsun. Evet, aslan burcuna kartlar neler getiriyor? Evet, kartımız bu şekil. Der ki yaşayan ölüyüm bu hafta ve dengemde çok yoruldum. Hani boş mezar bulsam kafamı dinleyecek noktadayım. Evet, böyle bir noktanın heptasındasınız. Nasıl gelecek, geçecek haftanız diye soralım. Bakıyoruz. Delta der ki yönünüz ve hayatınızdaki eksik taşları doğru masaya yatırırsanız doğru dengeyi bulmanıza ve yapmanız gereken iş anlaşmalarını mantığınızda güzel süreçler elde edeceğinizde sonu ne olur?
örtünme, çok biliyorsunuz ya, çok egolusunuz ya. Bence biraz egolarınızı kenara bırakın. Biraz daha ılıman ve toplum enerjisine uyarsanız bu örtünmeden çıkıp çok güzel anlaşmalar. Belki zorlu bir hafta ama sonu sefer ilişkiler konusunda pişmanlık yaşıyoruz. Çünkü geçmişte yaptığımız hataları hala ilişkilerimizde yaşıyoruz. Ve bu ilişkileri hala hayatımızda devam ettiriyoruz. Bakın bu aşk ilişkisi ama çevrenizde birçok insanı da ekart etmeniz lazım. Zarar gördüğünüz ve iyilik yaptığınız herkes sizin hayatınıza bir kahpelik yaptı. Bu kahpelikten kurtulmak istiyorsanız biraz ilişkilerinizi, biraz çevrenizdeki insanları elemeye bakın. Çünkü elemezseniz gözü karanlık bir noktada boşlukta olacaksınız. Evet, Başak burçlarını. Ay ne zormuş ya. Ne eziyet ettin kız bana. 16 Eylül'de neler bekliyor diyorsanız Başakların sürpriz haftası ve İzmize haftası olacak. Ve bekledikleri devlet ya da işlerinizle ilgili güzel bir haftaya geçiş sağlayacaksınız. Ya da açmak istediğiniz yerin sıkıntısı varsa bunun zaferini alıp gayet güzel bir haftanız olacak. Yöneticileriyle ilgili sorun yaşayan Başaklar'da da dingin, evet, güven ve güvene oturttuğumuz hafta olacağı için iş problemi değil de sizin bence alışveriş takıntınız başladı. Her şeyi yenilemek istiyorsunuz ve bu kadar sıkıntınız varsa bunu nasıl başarmayı düşünüyorsunuz? Bilmiyorum ama Başaklar, sürpriz bir risk aldınız ve her şeyinizi yenileyeceksiniz. Bu size artı bir enerji sağlayacak ve özgüveniniz oturacak. Çünkü hep eski ve oluşan şeyleri hayatınızdan çıkartmak istiyordunuz. Doğru bir hafta çıkartın. Belki de mutluluk enerjinizin daha ön planda olacağını düşünüyorum. Evli olan Başaklar'da da bazı boşanma kararları alanlar oldu. Evet, doğru karar ama çocuklarınızı düşünerek daha mantıklı yol alırsanız ve çocukları yıpratmadan hallederseniz daha sevineceğim. Çünkü Başakların bazılarında gergin laflar, ailelerin sıkışma ve sözleri biraz çocukları yıpratmış gözüküyor. Bence bunu dikkate alın ve çocuklarınızla aranızdaki diyaloğu dışarıdaki insanlar değil, kendi aranızdaki kaliteyle düzeltin. Evlenmek isteyenler de Ekim sonuna kadar evlilik kararı almış olacaksınız ve çok mutlu bir evlilik yapacaksınız. Çocuk isteyen bazı başaklar için de Eylül'ün 21'inden sonra bu karar radikal bir şekilde hayatımıza geçmiş olacak ve doğru enerjiye girmiş olacak. Sizin de bazı miraslık çözülmesi gereken noktalar var ama şu an daha çok biraz değişmeye ihtiyacınız var ya, bu değişimi yapayım, belli bir süre sonra yasal ya da ailenizden gelen mallarla ilgili de doğru noktaya erişeceksiniz. Bu da size artı bir para getirisi ve borçlarımızdan daha rahat bir şekilde kurtulmaya sebep olacak. Bel ağrılarınız ya da mide ağrılarınız olabilir. Evet Başaklar, kutsallık der ki siz devlet ve devletle alakalı evraklar ya da siz otokontrol hakimiyeti bir insansınız ve devletle alakalı yapmak istediğiniz ya da almak istediğiniz evraklar sonunda başarı ve hak ettiğiniz evreyi alacaksınız. Evet, bu hak ettiğiniz evre nedir? Bakıyorum. Der ki yıldız, yani siz ilişkileri başarmanız lazım. Kariyer hayatınızda zaten otokontrollüsünüz. Eğer ilişki hayatınızı doğru dengeye oturtursanız gerçekten 5 yıldız veriyorum size. Bu yıldızla birlikte dengeniz oturacak. Ama kadınlarla ilgili sorununuz var. Kadın erkek ayrımı yapmıyorum. Yani bunu dinleyen Başak burcu erkekleri de kadın ya da kadınlar ise Başak kadınlarla sorununuz var ve bunları biraz aşamıyorsunuz. Bence kadınlarla ilgili sorunlarınızı aşarsanız kendi yörüngenizle alakalı her şey daha verimli ve aslında Venüs'ü verir oradaki enerji, yani şans ve bereketi verir ama siz farklı bir enerjiye girdiğiniz için Venüs'ün enerjisini hayatınıza geçiremediğiniz gözüküyor. Evet, vakti ve zamanı gelen her şeyin aşk konusunda doğru noktada olacaksınız. Şu an karanlıkta kalp düşünüyorsunuz. O kişiden de güzel bir haber alacağınız gözüküyor. Akrep Burcu 16 Eylül'de neler bekliyor diyorsanız... Terazi Burcu, hemen kartımızı gösterelim ki yanlışlık olmasın. Terazi Burcu, tarota devam edeceğim. Terazi Burcu'nu neler bekliyor diyorsanız, terazilerin aslında dengeli ve güzel giden bir haftası. Çok güzel olumluluklar yaşadık ve kendimize kurmak istediğimiz sistem, huzur ve mutluluk haftasına giriş yaptık. Ama insanlarla ilgili hala devam ettirmek istediğiniz kavgalar var. Bence bu kavgaları da artık geçmişte bırakın. Çünkü yerinizde gayet başarılı, gayet keyiflisiniz ve bu dengeyi en iyi şekilde oturtacaksınız. Sürpriz, çünkü sizin bir değişiminiz ve bu oluşumlu değişim hem maddiyatınıza hem de olmak istediğiniz noktaya adım atacağınız gözüküyor. Bu hafta size güzel sürprizler var. Bunları doğru değerlendirin istiyorum.
İlişkilerinizle ilgili de aslında dengede giden bir ilişkimiz var ama ona biz yurt dışı seyahati ya da farklı bir şehre seyahat yapmak istiyoruz. Ona orada bir evlilik teklif edebiliriz. O yüzden bu haftada ilişkinizi ciddiyete geçirmek isteyen teraziler doğru bir karar verdiler ama evlilikleriyle ilgili sorun yaşayan bazı teraziler mutluluk evresi ve çocuk sevinci dediğimiz haftanın kararını verecekler. Yeni bir eve geçiş ve bu geçiş onlar için ters giden her şeyin iyileştirme dönemi olacak. Bence şöyle söyleyeyim, sizin de ev alma gibi bir durumunuz var. Biraz desteğe ihtiyacınız var. Ailede büyüklerimizden gelecek destek size güzel bir ev söz konusu olacak. Bu da sizin ilişkiniz ve evliliğinizle ilgili daha motivasyon olacağını söyleyebilirim. Uzun süredir de yapmak istediğiniz bazı ortaklı süreçler var. Ya da işsizsiniz, size gelmesini istediğiniz bir haber var. Ve bu haberle birlikte bazı terazilerde işle alakalı gel git giden dönemi iyileştirecek diyorum. Sağlık olarak belki kalp damarlarımız ve ayak ağrılarımız gündemde olabilir. Bunu ihmal etmeyin diyorum. Terazi burçlar için de, evet, terazi kartını tekrar gösteriyorum. Ne bekliyor? Terazilerin aslında görmüyorum, duymuyorum, işitmiyorum dediğimiz dönem geride kalıyor. Yani bu demektir ki ben artık görüyorum, duyuyorum, işitiyorum. Evet, yolculuklara gitmek, boşluklardan kurtulmak. Çünkü evet, çok yorucu bir haftaydı sizin için. Sadece yolculuğa gidip dinlenmeye ihtiyacınız var. Boşluklardan kurtulup bu yaşadığınız geçmişi geride bırakıp bambaşka mesajlar verip hayatınızdaki renklere dahil olan herkesi güzellikle ağırlayacağınız bir hafta olacak. Özel hayatınızda ne olacak? Bir bakıyorum. Kıyamet der ki gereksiz tartışmalar, gereksiz kalsa birbirimizin ateş gibi dilini yakacak. Dilimizi kapatıyoruz. Bu hafta kavga etmiyoruz. Yani terazilere kavga izin vermiyoruz. Mutluluk haftası, bolluk haftası, keyif haftası diyoruz. Akreplerin 16 Eylül, yani 16 Eylül günü ilişkinizle ilgili büyük bir çatışma, gereksiz gerginlikler, gereksiz mesajlar biraz sizi iş stresine doğru yöneltebilir. İlişkinizi bu hafta önemsemeyin, işinize adapte olun. Çünkü işinizle ilgili çok büyük yenilikler var ve bu yenilikler size güzel anlaşmaların ve dışarıdan beklediğimiz yeni bir şirket ya da oluşumla ilgili gelecek haber size artı bir kazanç sağlayacak ve yeriniz komple değişmiş olacak ve sağlamlaşmış olacaksınız. O yüzden diyorum ki anne, baba, kardeş ya da eş, sevgili dediğimiz haftayı bu ara geri bırakıyoruz. Sadece konsantre olmamız gereken bu haftayı doğru değerlendirdiğimizde garantili bir iş kapımız olacak ve keyif alacağız. Bir de sizin master ya da kariyerinizle ilgili yapmak istediğiniz ve yarım kalan eğitiminiz ne varsa akrepler bu Eylül bitmeden bu kararı vermiş olacaklar ve bu başarıyı da sağlama dönemine giriş yapacağız. Özel hayatınızda evet biraz çatırdama haftası, geçmişle ilgili kavgalar ya da ilişkinizin geçmiş sorgulama haftası olacak. Bence duymadan gelin çünkü siz birbirinizi seviyorsunuz, sağlıklıca gereksiz kavgalar ediyorsunuz. Biraz daha anlayış noktasına ihtiyacınız var ve ilişkiyi renklendirmeye, vakit geçirmeye ihtiyacınız olabilir. Akreplerde de son zamanlarda spor yapması gerekiyor. Uyku dengeniz yorgun. Uyku dengeniz için doğru yüzme ya da doğru yoga ya da doğru meditasyon ruhunuza iyi gelecek ve uyku probleminiz geride kalacak. Çünkü çok streslisiniz bu hafta. Stresi yumuşatmak için yoga ve meditasyon. Bir de çocuğunuzun kariyeriyle ilgili endişelenen bazı akrepler, hiç endişelenmeyin. O çocuklarımız okur ve gerçekten doğru noktaya ulaşır. Akrep burcunun güçlenme. Aslında kalbi göreceksiniz. Bu akrebin kartıdır ama mesela ben bunu sadece sizin için gösteriyorum. Ama bu kart başka bir yerde geçer. Ama şu an diyorum ki sizde bir ihanet yok, korkmayın. Sadece kalpte hançerlenmekten ve inandığınız insanların size zarar vermesinden korktuğunuz için böyle kaygılarınız var ve kalbiniz hep sarmış olarak gözüküyorsunuz. Evet, ruh haliniz bu. Yani siz korkularınızın ve kaygılarınızı yaşıyorsunuz. Bence ruh halinizi korku ve kaygı, kariyerinizle alakalı kendi başarınızın önüne kendinizden başka kimse geçemeyeceğini bilmeniz lazım ama korku ve ruh haliniz devamlı kaygı içerisinde. Bir kart daha çekiyorum. Evet, siz ışıksınız ve başarırsınız. Siz gerçekten bir sihirsiniz, dokunursunuz. Yani sizin kalbinize dokunacak ya da işinize dokunacak her şey güzellikler getirecek gözüküyor. İlişkinizde köklenme, güzel evlilik ya da evliliği köklendirme dediğimiz. Yani kartı şöyle gösteriyorum. Hem dengeyi buluyorsunuz hem de kökleniyorsunuz ve temelden kökleniyorsunuz. Yay burçları 16 Eylül'de neler bekliyor diyorsanız
Yayların mistik hisleri ve hala eğleneceğim, gezeceğim, tozacağım haftası, ama siz biliyorsunuz ki her şeyin renkli bir kişiliğine sahipsiniz. Bence yaylarda şu var, daha onlar yazın hem işe adapte olmaya çalışıyorlar hem de yazın tadını çıkartmak istiyorlar sonbaharın. Çünkü onlar sonbahar denizine düşkünler. Evet, bu hafta sürpriz sürpriz kısa kısa yolculuklarımız olacak. Hatta ailemizden, memleketten gelecek insanlarımız var. Bence onların yüklerini bir alın, ondan sonra gideceğiniz yolculuklar olacağını söyleyebilirim. Sizin de işinizle ilgili özellikle bir bayanla tartışma haftanız olabilir. Biraz enerjinizi o konuda üzerine doğru giderseniz bu tartışma ılımlılığa doğru gidecek. O yüzden bu ara kadınlardan yay burçlarının biraz yöneticileri veya üst düzey ya da patronlarından gereksiz bir atışma olacak ve biraz canınızı sıkabilir, ama sonu ferah diyorum. Yeni bir değişim isteyen ya bazı yaylar için de bu hafta yeni değişimimizin imzası atılacak. Ekim ve Kasım arasında da doğru noktanıza geçiş sağlayacaksınız. Ufak tefek kazalarınız olabilir. Biraz dikkat sorunumuz olabilir. Çünkü hızlı ve atık bir enerjiye sahip olduğunuz için, arabayı da bu ara dikkatsiz kullanabilir. Ufak bir hasar yaşayabiliriz. İhmal etmeyin diyorum. Sağlık konusunda belki sırta vuran ağrılar ya da yatağınızı değiştirmeniz lazım. Bir de yayların uzun süredir aileyle alakalı ilgilendiren ve amca ve dayılarla ilgili devam eden sorunlar hayatta olacak. Bunlar daha devam eder, ama mirası bırakın. Siz anne ve babanızın sağlığına bakın diyorum. Yay burçları doğru dönem, başarı dönemi, ama biraz dingin bir kafayla. Yani siz sonbaharın denizi ve sonbaharın seyahatine gitmek istiyorsunuz. Evet, doğrusunuz, yapın, ama işinizde büyük başarılar var ve ilişki yaşamak isteyen bazı yaylarda sürpriz aşk var. Deriz ki yaylara, sen gökkuşağı kadar renkli, keyif kadar ateşli ve olabildiğin kadar cesur bir insansın. Bir o kadar da güzel kalbin var, bir yarın melek misin deriz. Ama senin melekliğin bazen şeytanlığın olabilir ya. O yüzden aşkta, evet aşkta güvensizlik, ihanet korkuları ve yaşadığınız geçmiş ilişkinin size hala yara verdiğini gözle. Bununla iyileşmeniz lazım. Bu hafta bunun terbiye dönemi diyoruz. Geçiş dönemindesiniz. İş yerinizle alakalı noktalarda geçiş haftamız var. Bu geçiş size çok güzel oluşumlar ve beyinlerle bütünleşme. Yani bu bilgisayar ya da mühendislik ya da doktor ya da devletle alakalı güzel birleşmelerin aydınlanması olacak. Ve bunu eğer doğru değerlendirdiğinizde ekip çalışması diyoruz. Evet, yeni bir aşk. Sizin hayatınızda mutluluk. Evlilik yapacağınız kader çarkınızdaki aşka merhaba. Ya da evliliğinizde muhteşem bir aşk devam ediyor. Bunun tadını çıkartın istiyorum. Evet, oğlak burçları neler bekliyor diyorsanız, hala beklediğiniz işler, olumsuz giden süreçler ve o kadar çok borcum var ki hangisini ödeyeceğim diyen oğlakların artık tırlatmaya az kaldım. Son evredeyim. Bu Eylül'de bitti, Ekim'de bitecek, Kasım'da bitecek. Bizi ne zaman bu hayat görecek diyen oğlaklara sürpriz sürpriz güzel oluşumlar. Zaten sizin büyük işleriniz var, para gelmiyor. Sorununuz bu, siz işsiz değilsiniz, paralar size akmıyor. Bu Eylül'ün 29'undan sonra, yani 22'si ve 29'u sizin çok daha büyük başlangıç noktanız olacak. Bu ara aile büyüklerinizden birinin doğum günü olabilir. Onlarla vakit geçireceksiniz. Baba, kardeş, ıvır zıvır gibi. Ivır zıvır gibi değil yani. Aile büyüklerinizle alakalı noktada. Evet, ufak ufak arkadaşlarınızla hoş sohbet dediğimiz noktalar. Küçük mekanlarda vakit geçirme dediğimiz. Çünkü kafanızın şarj olup paraya döndürmeye ihtiyacınız var. O yüzden evde dinginleşemiyorsunuz. Kafanızı dağıtmak için bu doğru bir karar. İlişki konusunda da geçmişte beklediğiniz insandan umudunu kestiniz. Yeni de istemiyorum, lanet olsun diyorsunuz, ama geçmişinizdeki insan gelecek. Ama size yepyeni bir adam da var. Eğer evlilik isterseniz ya da yeni adam, kendi ruhundaki enerjiniz iyi gelecek. Sizin de bir ev almak değil de evinizi değiştirmek ya da bazı ödenemeden noktalarla ilgili gerginlikleriniz var. Daha şu an bulunduğunuz noktadasınız, ama sonrasında evinizi değiştireceksiniz. Bir de kız çocuğu olan oğlaklara diyorum ki, çocuklarınıza gereksiz bağırıyorsunuz. Onlar yaratıcı zeka ve yaratıcı keyfe sahipler. Çocuklar illa matematik okumak zorunda değiller. Sizin de sağlık olarak belki variz ya da ayak ağrılarınız, damar ağrılarınız gündemde olabilir. Bu konuyu ihmal etmeyin. Evet. Oğlak burçları hayallerini gerçekleştirmek deriz ki biz hayallerimizi.
her kafamıza taktığımız her şeyin hayalini gerçekleştireceğiz. Biz bir maske değil, hayal ettiğimiz maskesini takıyoruz ve hayal ettiğimiz her şeye sahip olacağız. Bakalım neye sahip olacaksınız bu hafta? Yapacağınız bazı iş anlaşmaları, erkeklerle yapacağınız iş anlaşmaları ve savaşçı iş anlaşmalarının sonu size çok güzel bir enerji sağlayacak ve bu enerji imzaya doğru hareket edecek. Peki ne zaman? En yakın zamanda 2 haftalık. Çünkü su var, biliyorsunuz ki arınmak, kötülükler geride kalıyor. İş hayatınızda her şey arınmış ve çok güzel bir aydınlığa kavuşmuş olacağını söyleyebilir. Artık güzel de bir aşkın kıpırdanması, iş ortamınızda birinizden etkilenebilirsiniz. Ve belki dünyanın enerjisi sizi çok yorulduğu için kendinizi bir çiçek ya da ne bileyim dünyanın en akıllı insanı olarak görüyorsunuz. Doğrusunuz, sizler Alman kültürü insanlarsınız. Sizlere güveniyorum. Her zaman inandığınız dine sahip çıkın. Çünkü sizin yanlışlarınız o kadar kuvvetli ki her şeyin yeşereceğine inanıyorsunuz. Doğru bir karar. Evet, 16 Eylül. Kova burçları neler bekliyor diyorsanız çok yoruldum. Yeğenimin aklına uydum, böyle bir saçmalık yaptım ama inşallah umarım beğenirsiniz. Kovaların kendileriyle alakalı hep gruplara çalıştınız, hep onları anlattınız ama ben olmayı unuttunuz. Bu işin için de geçerli. Artık sizsiniz. Bırakın grubu. Siz kendi kariyeriniz için ne yapabilirsiniz? Çünkü sizde bir grup çalışması, herkes doğru noktada çalışsın. Ben olmayı öğrendiğinizde kendi işiniz ve yerinizde daha sağlamlaşacaksınız. Bu hafta gruplaşmayı ya da grup sistemi kafanızdan atın. Sadece kendi başarınıza odaklanın. Sizin bu başarınız başka insanların dikkatini çekip çok istediğiniz yurt dışı kapınız ya da olmasını istediğiniz iş kapınızın doğru süreci olacak. Sizin belki en büyük sorunuz, bu ara ailede hasta biri var, bunun verdiği bir rahatsızlık ve o yüzden kafanız oraya takık, o iyileşecek, endişe etmeyin. Bir de uzun süredir dostlarınızla vakit geçirmek istiyorsunuz, ona vaktiniz yok bu hafta. Sadece ailede bazı sağlık problemleri, bazı da insanlar var. Sonu rahat olacak ama siz grup insanı olduğunuz için onları kontrol etmeden duramazsınız. Evet, gidin ziyaret edin. Bir de almak istediğiniz arsa ya da yaptırmak istediğiniz bir kariyer oluşum var. Bunun için de Eylül sonuna kadar gerçekleşecek. Bu sizin için hayırlı. Sizin de baş ağrılarınız, sinüzitleriniz azabilir ve son zamanlarda baş ağrınız, boyun bölgeniz ve kulak arkasında olabilir. Belki bir tansiyonunuzu kontrol ettirebilirsiniz, şekerinizi kontrol ettirebilirsiniz. Farkında olmayarak gizli şeker olabilir. O yüzden açlık krizine giriyorsunuz ve bir türlü dengeleyemiyorsunuz. Bunları dengeleyin isterim. Evet, kova kartını alalım. Kova burcunda neler bekliyor? Sihir, güç, oluşum ve ne istiyorsanız gel. Şans dönemi. Der ki siz şans oyunları oynayabilirsiniz. İnsanlara sessizlikte sanat yapabilirsiniz. Çok sanatçısınız. Ve yaptığınız sanatlar çok büyük başarı ya da yaptığınız işte sanat ruhuna sahipsiniz. Bunu dengelemeniz lazım. Bakıyoruz. İnandığınız her şey hayatınıza deve kadar güçlü. Olmasını istediğiniz malın zaferi ve gitmek istediğiniz yolculukların aydınlanmasıdır. Evet, aşka bir tane çekiyorum. 365 gün hayatında olan insandan memnunsun ama ilişkisi olmayanlar da bu yıl bitmeden, 365 gün tamamlanmadan doğru aşka yelken açacak. Balık burçlarını 16 Eylül'de neler bekliyor diyorsanız, bazı kartlar yere düştü, onu almak zorundayım. Çünkü balıklara da çekeceğim için. Balıkların aslında eşleriyle alakalı ortaklı bir iş planı olabilir ya da ortak yaşadığınız bir işle ilgili biraz tedirgin ve gergin olabilirsiniz. Ben diyorum ki bunu yapın, çok güzel başarılar. Artı devam ettirmek istediğiniz ve hem kendi işin hem de o bir işi devam ettirmek isteyen balıklar, her iki işi de yapabilirsiniz. Bu güç, bu saltanat sizde var ve çok daha verimlilikler ve daha güçlülükler olumlu olacak. Ve uzun süredir de araçla ilgili, iş aracınızla ilgili sıkıntılar vardı. Bu hafta bitmeden bu da aydınlığa kavuşacak. Devletle alakalı beklentisi olan ya da evrak ya da kurumsal şirkete de girmek, illa devlet olarak düşünmeyin, tüm burçlara söylüyorum. Kurumsal ya da anlaşmanı istediğiniz bir iş kapınız varsa da bu da gerçekleşecek. Hiç korkunuz olmasın. Sizde de belki eller doğuşma, kalp ritminizi kontrol edebilirsiniz. Bir de bilgisayara çok bakıyorsanız
doğru sırt dengenizi kontrol edemiyor olabilirsiniz. Belki sırt ve bir kalp ritminizi kontrol ederseniz sevinirim. Evliyseniz çocuk ve ufak bir ev yenilenmesi. Karşıda oturuyorsanız ne bileyim İzmir'in karşı yakasında oturuyorsanız Bostanlı'ya geçeceksiniz. Güzelyalı'ya geçebilirsiniz. İstanbul ya da bulunduğunuz ilin karşısı nereyse karşı noktaya geçiş ve bu sizin için hayırlı olacak. Uzun süredir de elden çıkartmak istediğiniz bazı araç ya da motorlu araçlarınız varsa satış gerçekleşecek. Bir de aileniz uzaktaysa onun yurt dışı ya da şehir dışı ziyareti olacak. Bu da güzel gözüküyor. İlişkisiz olan balık burçlarında da sürpriz bir hafta. Seçici ve doğru insana elini tutacağınız doğru kalptesiniz. Evet, 16 Eylül balık burçlarını der ki balıklar siz kendi hayal ettiğiniz yüzün oynamasını yapıyorsunuz. Bu demektir ki siz o kadar insanları etkileyici ve o kadar akılcı ve o kadar zihin hakimiyetinizsiniz ki her şeye inandıran ve her şeyi başaran bir karaktersiniz. Sadece kendinizle ilgili başaramayacağım korkularınız var. Bunu bir geride çıkartalım. Bakalım korkularınız neymiş? Evliliğinizi kaybetmekten ya da ilişkinizi kaybetmekten korkuyorsunuz. Bence güzel giden bir şey. Bahane bu taçlanacak, bu ilişkiniz de güzel. Eğer ilişkiniz yoksa da güzel bir aşkın size hayatınızda kalacağını gösterir. Peki gerçekten aşkı bulacak mı? Enerjisiyle hani gonca yaprakları artık sizde nazar gitti. Sizin bereketiniz, gonca yapraklarınız, hem işi hem özel hayat hem de ne istiyorsanız. Çünkü der ki Fatma anamızın kalbi sizin bedeninizde ya da inandığınız kilisenin haçın enerjisi sizin elinizde olabilir ama ben bunları Türk enerjisine göre yaptığıma göre bu Fatma anamızın kalbi sizin nefesinizde olacak. Nal, nazar hepsi geride kalacak. Siz artık şans, bereket, bolluk, gonca yaprağı kadar kısmetli bir haftadasınız. Bunun tadını çıkartın. Bakalım son ne yapıyoruz? Bırakın kendinizi asmayı, kendiniz olmaya. Ailenizdeki sorunları geride bırakın. Evet, bu haftalık astroloji 16 Eylül, 22 Eylül haftalık burcumuzu yaptık. Tarotlarımla kendi tasarladım ve şu an matbaada yapılıyor. Bunların da patentleri yakın dönemde elime geçecek. Güzel, keyifli bir hafta olsun. Hatam varsa affola. Hoplayıp zıplayıp abone olup beğeniyorsunuz. Ve lütfen paylaşıyorsunuz. Biz her noktaya ulaşalım. Sevgiyle kalın, mutlu kalın.